Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Cities Skylines bölümünde ikinci bölümle tekrardan karşınızdayım. Evet, sizleri şehrimizin lise bahçesiyle tekrardan bir karşılama yaptım. Hatırlayacaksanız geçen bölümde bir lise bahçemizi yapmıştık ve lise içerisindeki zaten eğitimimizde gördüğünüz gibi devam ediyor. 537 öğrencisiyle birlikte tüm şehrin lise yükünü tek başına taşımaya çalışıyor ama gördüğünüz gibi bazı ticarethanelerimiz yeterince eğitimli insan yok diyerekten şikayet ettiklerinden kaynaklı. Şöyle baktığımız zaman ilkokul nüfusunun ilkokuldaki miktarı tam olarak yetmediğini gördüm abi. Bu sebepten kaynaklı en azından bir ya da iki tane daha ilkokul ataraktan liseye giden insan miktarını da arttırmaya çalışabiliriz. Şu an ev talebi gerçekten çok fazla. Şehrimizde taşınmak, yaşamak isteyen insan miktarı çok çok fazla seviyede. O sebepten kaynaklı da bu seviyenin verdiği yükü biraz daha arttırmak, rahatlatabilmek adına bunu da biraz daha kullanmaya çalışabiliriz. Bu sebepten bir şeyler yapmaya çalışabiliriz. Şu ilkokulu bir ufak yana kaydıralım. Gördüğünüz gibi yeni yollarımız burada gelmeye başladı. Abi otobüslü yollarımız gelmeye başladı. Şehirleşmemiz, seviyemiz arttık takdirde. Daha yeni yeni bir sürü yollarımız var. Gördüğünüz gibi bus only yolları yani sadece otobüs yolları. Yani şöyle söyleyebilirim bu yollar için metrobüs yolları. Metrobüs yolları da ayrı bir şekilde şehirleşmemiz için yapabiliriz. Ama şu anlık sadece şu bölgelerdeki seviyeyi arttırmak için bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şöyle bu noktaya bir kare atalım abi bir ufak. Bakalım buradaki durumu nasıl ayarlayacak. Sonrasında bir blok dediğim gibi zaten hep blok blok gidiyoruz. Bir blok da bu bölgeye atalım ki burada da bir yeni bloklaşmamızı sağlayabiliriz bu sayede. Yani ev talebini başka şekilde çözemeyiz abi. Hızlıca bir şekilde buraları şehirleşmeye açacağız. Buralardaki nüfus yoğunluğunu da toparlayaraktan buraların getirdiği nüfusu da yeni sanayi bloklarımızda, yeni sanayi yerleşkelerimizde kullanmaya çalışacağız. Şu suyu biraz daha ileri alalım. Derken de buradan hemen bir su bloğu daha çekmeye başlayalım ki bu sayede buradaki şehirlerimizdeki de suyumuz eksik olmasın abi. Elektrik üretimimiz şu an 80, tüketimimiz 51 megawatt. Yani çok fazla yoğun değil, gayet güzel. O yüzden de sıkıntı yok. Yeni şehrimiz, sanayimiz abi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buradan sadece tek bir bağlantı yapacağım ve bunu ayrı bir blok halinde yapmaya çalışacağım. Burası tamamıyla ormancılık sanayisi üzerine bağımlı bir şey olacak. Blok olacak. Ayrı bir blok olarak 3. blokta burada diğer tarafta yani şu bölgeye ayrı bir blok çıkarabiliriz bu bölgelerden. Onu da ayrı bir şekilde burada tarım sektöründe ayrı bir şey yapabiliriz. Yani eğimden kaynaklı, kod farkından kaynaklı bazı bölgeleri tam olarak efektif kullanamıyoruz. Farkındayım ama yapacak bir şey yok. Burası biraz böyle olacak abi. Problem var. Yani başka çaremiz yok ne yazık ki. Evet, burası an itibariyle sanayi olarak verildi abi. Ormancılık endüstrisi olarak verildi. Buranın da sanayi emrini verelim. Ve buralardaki hızlıca bir şekilde ormancılık endüstrisi başlasın. Bunun dışını da ayarlamış mıyız? Ayarlamışız ama biraz da artıralım ki dışarıya verdiğimiz bölümde de diğer sanayi gelmesin. Onu da bu sanayiyle kullanabilelim bu sayede. Tamam, ver abi dışarıya buralara da. Buralarda da normal sanayilerimiz değil. Ormancılık endüstrimiz kurulacak. Gördüğünüz gibi hızlıca bir şekilde buralardaki fabrikalarımız, kereste imalathanelerimiz kuruldu. Marangozhanelerimiz, buralardaki şeylerimiz kuruluyor. Güzel. Elektriği ben size şöyle vereyim abi. Size bu bölgeden elektrik verebiliriz. Suya gelecek olursak da suyu zaten direkt olarak hazır. Suyu da ben size direkt olarak buradan verebilirim direkt de. Evet, sıkıntı kalmadı. Yani buradaki kod farkından kaynaklı bazı sıkıntı oluşturabilir ama umarım sıkıntı oluşturmadan o çareyi çözebiliriz abi. Şehrin sanayi bölümüne girişte yeniden bir trafik sıkıntısı söz konusu. Da ben o sıkıntıyı nasıl çözebilirim acaba? Özellikle şimdi ormancılık sektöründen kaynaklı yoğun bir trafik gelecek. Abi gördüğünüz gibi ki zaten fazla fazla gelmeye başladı. Yani bu ormancılık endüstrisi baya fazla yol şey çekiyor, talep çekiyor. Ki birazdan da zaten buradan tırlar akmaya başlayacaktır. Bunlar da şeye geliyor. Petrol getiriyor. Okey.
Yani bakalım, duruma göre bir yoğunluğu çözebilirsek biraz rahatlatmaya çalışacağız. Yani buralarda hala da yeterince eğitimli çalışan yok diyerekten halt saha veriliyor, sıkıntı veriliyor. Buradaki şey sorun çözülmüş de buradaki daha devam ediyor ne yazık ki. Sağlık konusunda çocuk bakımları falan değil de abi bir mezarlık atabiliriz aslında bakarsanız. Mezarlık bir tane şart artık. Onu da ne tarafa atabiliriz ki gördüğünüz gibi zaten mezarlıkla alakalı hemen sorun patlak verdi bile. Abi şöyle şehrin girişi gibi bu bölgede bir tane mezarlık atsak acaba beni döverler mi? Yani dövmezlerse sıkıntı yok ama o zaman döverlerse problem oluşturur. Bir de buradan kavşağı bir de burada bölelim. Şehrin giriş çıkışını bu noktada biraz daha rahatlatacaktır en azından böyle bir durum. Şu orta yolu bir yık abi be. Bu kavşak bir yoğunluğu biraz daha azaltsın bakalım. Yani insanları yollarda biraz daha fazla tutaraktan o bölgede biraz daha rahatlatmaya çalışabiliriz. Şu orta yolu aslına bakarsanız artık seviye arttırabiliriz abi. Şöyle 6 şeritli yol değil de en azından bir 4 şeritli yola çıkarabiliriz. Şunu bir tekrardan şeye çevirelim. Tek yöne. Okey. Tamam. Oradaki fabrikalar bir ufak yıkıldı ama yapacak bir şey yok abi. Öyle bir durum ya, yani şeyin üstesinden geçmemiz gerekiyor. Çünkü burada gerçekten çok fazla bir yoğunluk söz konusu. Buradaki yoğunluğu başka türlü çözemeyiz. Bir daha bakalım abi. Trafik yoğunluğu ne durumda? Kavşak olduğu için orada bir ufak trafik söz konusu. Hocam buralarda ışık mışık yok. Devam. Işık mışık yok. Devam abi. Hocam şu park sorunu çözmek için aslında ben bu seviyenin yolun seviyesini arttırdım ama illa 6 hizmet 6 şeritliğe mi getireyim? Hizmetler buradan şey çıkınca kafamı karıştırdı. Yani kavşaktaki yoğunluğu gördüğüm kadarıyla çözdü abi. Sadece bir ufak kızarıklık söz konusu. O da buradaki tabii illa bu kadar yoğunluğun olduğu yerde kaçınılmaz oluyor ne yazık ki abi. Yapacak bir şey yok o kadar. Nüfus şu an 3500 bandını gördü. 3500 bandını görmesiyle birlikte durumu biraz daha zorlaştırıyor aslında bakarsanız. Biraz daha karışık bir hale gelmeye başlayacak belli bir noktadan sonra. Şuradan direkt bölerekten buradan gelen çöp kamyonlarını falan da biraz daha rahatlatabiliriz açıkçası. O yüzden bunları biraz kullanabiliriz. Şu yoldan bir ufak şuraya çekersek muhtemelen buradan sanayi gördüğünüz gibi ki kavşaktaki yoğunluk bir ufak daha rahatlatmış oldu. Tekrardan bir hizmet sektörüyle alakalı sıkıntımız var abi. Ticarethanelerle alakalı bir ufak talebimiz söz konusu. Her zamanki gibi sahil şeridini boylu boyunca bu bölgedeki en değerli arazilerin tamamını ticarethanelere ayırdık ki dükkan kiraları üzerinden paraları vurabilmek için. Abi ormancılık endüstrimiz gayet güzel. Yani güzel bir şekilde büyüdü. Kısa zaman içerisinde neredeyse tüm bloğu doldurmayı başardı. Bundan kaynaklı aslına bakarsanız tarımsal endüstrimizi de bu bölgeye yoğunlaştırabiliriz. Tarımsal endüstriyi de bu bölgede kullanabiliriz. Ama sanayi üzerine ne yazık ki insanlar gelemiyor abi. İnsanlar bu bölgeye gelemiyorlar. Onları nasıl yapabiliriz? Veya da şöyle bir sıkıntımız var açıkçası. Sanayinin bu bölgesine gelen tırlar bayağı yoğunlaştırıyor. Yani gördüğünüz gibi ormancılık endüstrisi ciddi anlamda bir trafik oluşturdu abi. Bu trafiği bir nebze olsun rahatlatmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Bir yandan da şu aklımdayken şu borcu da bir ufak verelim ki rahatlayalım devam edelim abi. Yani günlük olarak haftalık olarak 5000 gibi bir para gelirine sahibiz. O yüzden herhangi bir sıkıntımız yok. O yüzden ciddi anlamda rahatım. Ama şu sıkıntı biraz can yakabilir nüfus olmayışı. Yani nüfus olmayışından kaynaklı insanların bu bölgeye ulaşım biraz zor. Otobüs şeyini de şu anlık ne yazık ki yapamıyorum. Yani yaptığım takdirde nasıl bir sonuç doğuracağına dair en ufak fikrim yok. O yüzden bir ufak sıkıntı açıkçası. Abi şuradan bir blok daha çıksak. Yani muhtemelen son blok falan olacak herhalde de. Çünkü yine bir yoğun ev talebi söz konusu abi ki gördüğünüz gibi daha atar atmaz adam daha imarı kendi aldı muhtemelen belediyeden yani. Evet insan eksikliğinden kaynaklı bazı sıkıntılar patlak vermeye başladı. Şu sanayinin buradan girişlerinde çıkışlarında verelim abi çünkü burada bir ufak yoğunluk söz konusu.
Bu yoğunluk can yakar. Bizi fazla uğraştırır. Buralarda bir ticaret bölge atalım ki buradaki sanayimiz de buradan biraz faydalansın abi. Tamam, insanlar gelmeye başladıkça buraların da sanayi talepleri biraz daha azalacaktır diye umut ediyorum. Şu anda sanayi bölgesine talebimiz yok şehrimizde. Yani daha hala zaten bölgelerde inşa edilmemiş yerlerimiz söz konusu olduğu için buraları kullanaraktan sanayiyi artıracaklardır. Evet, yine bir ufak elektrik sıkıntısı var. Onu da şöyle bir şey yapacağız abi. Elektriğin bütçesini arttırıyoruz %150'ye. Yenisini atmadan oradan sorunu çözebiliyoruz. Suyun da aynı şekilde bütçesini %150'ye arttırıyoruz. Onun da durumunu biraz daha rahatlatmış oluyoruz abi bu sayede. Ama tabii yine yeniden kömür santrali atmak farz oldu. O belli. Bir tane daha kömür santrali atalım abi. Tabii sanayinin buradaki durumunu çok fazla memnun kılmadı bu durum. Yapacak bir şey yok. Yani buradaki kamyonların dağılımını umarım tamamlayabiliriz abi bir şekilde. Yoksa gerçekten ciddi anlamda problem oluşturacaklar. Şöyle bir şey yapmak istiyorum açıkçası ben. Şuradaki şehirle bir bağlantı atalım ki buradan da direkt olarak daha rahat bir geliş gidiş olsun. Bu sayede ormancılık bölümünde bu şehirde yani bu sanayi bölümünde çalışanlar için buradan daha rahat bir şekilde geliş gidiş olsun abi bu sayede. Evet, an itibariyle aslına bakarsanız sanayiye giden bölümünde ne kadar yoğun olduğunu görebiliyorsunuz. Abi kavşakla alakalı benim bunları biraz rahatlatmam lazım. Yani buradan direkt olarak sanayinin ortasına indirecek bir köprü möprü bir şey atılabilir. Yoksa ciddi anlamda bir yoğunluk söz konusu, trafik yoğunluğu söz konusu. Bu yoğunluğu biraz rahatlatmam gerekiyor. Ya da şöyle bir şey yapabilirim. 6 şeritli yollarla değil de. Abi senin otobanların vardı burada. Nerede o otobanlar? Ver bakalım bunu bir. Şu kavşağı tek taraflı olacak şekilde bütünletirsek abi muhtemelen sorunu sıkıntı çözülecektir. Evet, bunu daha fazla büyütemiyoruz ama giriş çıkışı muhtemelen rahatlatabilir diye umut ediyorum. Bu arada yeni kavşak çıkmış olabilir. Buralara yeniden ışıklar gelmiş olabilir. O ışıkları bir kapatalım. O ışıklar çünkü kavşağın içinde can yakar abi. Başka bir şey olmaz. Durduk yere canımız yanmasın. Yani bu 6 şeritli yolda da eğer hala da trafik oluyorsa kavşağın içinde o zaman yapacak bir şeyim yok abi. Ona daha fazla ben bir şey çıkartamam. Şunu ciddi anlamda merak ettim. Adam buradan geliyor. Niye buradan dönüp buradan düz devam etmeye çalışıyor da buradan girip direkt düz gitmiyor abi? Ya bu adam direkt buradan girip sanayiye böyle gidiyor. Neden? Bak. Ha, üst yoldan gidebilmek için böyle bir şey yapıyorlar. Okey. O zaman öyle bir yol içinde şöyle bir şey çözüm bulabiliriz abi. Tek yönlü yolumuzu alalım. Şöyle bir tek bağlantı atalım ki burayı da kavşağın yolunda bir ufak daha bu sayede azaltmış oluruz. Ama burada bir ufak yine ışık oldu değil mi? Yok. Okey. Işık yoksa bunlar burada niye bekliyor? Yani buraya tek yön yapacağım. Şimdi ne olacak? Abi cidden buradan girip buradan çıkıp böyle gidiyor adam ya. Böyle de gitmiyor. Buradan gidiyor. Allah Allah. Abi şunu bir tek yön yapsana. Buradan sadece bir giriş olsun bakalım. Hatta onu da şöyle yapalım. Seviye olarak biraz daha arttırtalım. Bu çakışıyor burayla. Okey. Şunu bir yık. Bunlar yine ışık mı bekliyor bir de burada ya? De ışık bekliyorlar. Arkadaş bunlar nasıl bir kafa? Oğlum çık git işte ışık ışık yok yürü. Oradan da mı bir ışık bekliyor? Başka ışık bekleyen var mı? Yok. Okey.
Trafikteki durum nedir abi? %86'ya düşmüş. Sanayi an itibariyle yok. Yani ciddi anlamda yok. Bu nasıl bir trafik lan? Abi 4 şeritli yol yaptım. Yürüsenize. İlla sağdan mı gidiyorsunuz? Bak adam soldan bastı gitti. Yürüdü gitti. Devam. Ben size bir şey yapamam. Bayağı ciddi anlamda bir yoğunluk söz konusu abi. Onun için benim bunlara, yani dediğim gibi sanayinin içine direkt olarak otobandan ayrı bir bölüm atmam lazım. Bunun başka bir çaresi kalmadı. Şehirden çıkmak isteyen de işin sıkıntılı kısmı şu oldu artık. Şehirden çıkmak isteyen de yine mecbur buraya gidip buradan böyle dönüyor. Yani öyle bir sıkıntı var artık da yani. Onun için de bir çare bulmam lazım ama nasıl bir çare bulabiliriz? Abi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir yılan yolu yap bakalım. Hatta şunları da ilk. Mezarlığı boşaltamıyoruz. İşte öyle bir sıkıntı var ama. Hocam şu mezarlığı alsana buradan ya. 24 kişi burada. Al götür şu mezarlığı. Şuraya bir tane daha at. Bu arada sağlıkla alakalı durumumuz nasıl abi? Bir tane hastane atsak şöyle büyüğünden. Direkt mezarlığın yanına manidar olsun. Bir tane itfaiye bölümü tık diye şuraya sanayiye atalım bir tane abi. Şöyle hastanenin yanında bir tane de atarsak muhtemelen sorun çözülecektir. Suç oranımız %5'miş. Suçla alakalı o zaman emniyet müdürlüğü falan da atmamız gerekebilir duruma göre. Onu da bir çare bulmaya çalışalım. Bu arada yapmaya çalıştığımız şeyi de bitirirsek güzel olur abi. Şöyle bir girişimizi verdik. Şöyle bir dönüşümüzü veremedik. Para bitti. Fatih krediciğim, alıyorum canım paranı. Helal et. Hocam sen de şimdilik şöyle bağla da. Bir de şunu şöyle bağlayalım. Abi nasıl bağlasak daha güzel olur onu? Şöyle direkt sen kavşağa böyle mi böyle bağlan abi? Kavşaktan direkt çıkışı da şöyle bir şekil versek muhtemelen sorun çözülecektir. Ama yeniden kavşaklar geldiği için buralara tekrardan ışık geldi abi. Şu ışıkları tekrardan bir çözelim. Yani 5000 nüfusu geçtik an itibariyle ama şu kavşaklardaki dediğim gibi yoğunluğu bir çözebilirsek abi, kurtarabilirsek sorunumuz sıkıntımız kalmayacak. Abi sanayinin içinde ciddi anlamda bir yoğunluk söz konusu. Benim bu sanayiyi bölmem lazım. Yani sanayiye giden bu yoğunluğu nasıl çözebiliriz? En ufak fikrim yok. Yani şu an dediğim gibi sadece yapılabilecek tek bir şey var. Şuradaki bölümü alacağız. Sanayiye ya direkt buradan bir bağlantı vereceğim ya da buradan bir köprüyle, tünelle bir şey yapmaya çalışacağız ki başka bir seçenek şu an mantıklı gelmiyor çünkü ne yazık ki. Abi evle alakalı sorun sıkıntı bir türlü bitmedi. Bir yandan çöp sıkıntısı yeniden başlamış. Çöple alakalı o zaman bir çöplük daha çıkalım. Daha nereye çıkalım? Ormancılık endüstrisine sıksak bir çöplük. Şöyle bir çöplük sık abi o zaman. Yapacak bir şey yok. Buradakiler biraz mutsuz olsa da derdim var yani. Şehir fazla büyüdü. Buraların çöpü şu an yetişmiyor. Buralara çöp sıkmamız, yetiştirmemiz lazım. Bu arada buralara park lazımmış. Hocam sana şöyle bir park sıktım. Bir tane de botanik bahçesi sıkayım. Botanik bahçesini sıkamıyoruz. Suya yakın. Küçük park sıksak. Bu da mezarlığa yakın. Eğim çok fazla. Ya bu biraz fazla büyük. O yüzden şöyle bir şey yapayım. 4 tane ev yıkalım ama bir tane park atalım oraya ki oraları yeni evler tekrardan inşa edilsin.
Abi güzel para gelmeye başladı. 60 bin güzelinde helalinde paramız var. Hastanemiz normal bir şekilde çalışıyor. Ambulansımız falan kullanımda yok. Çünkü sanayinin pisliğini şehrimize bulaştırmıyoruz. O yüzden rahatız abi. Şu işi sıkıntısı olanları da bir yıkalım ortadan. Sorunumuz çözülsün. Ya yapacak bir şeyim yok abi. Daha derdim kalmadı ya. Adamlar sürekli bir şekilde evi. Hocam ben sizin şöyle bir şey yapsam, size ben güzellik yapsam. Geliştirme maliyeti 200. Alın bakalım. Buraları tamamını bir ağaçlıklı yol sıkalım. Ağaçlıklı yollarla beraber hem insanların da moralleri biraz daha düzelsin hem de oradan hem de buraların değeri biraz daha artacaktır bu sayede. Buradaki binaların da seviyeleri artmaya devam ettiği sürece de biz de yeni inşaatları vermeden buralardaki nüfus miktarı da biraz daha artar bu sayede abi. Beraber ver. Para var şükür. Sanayiye gideni de ver. Sanayiye gideni de biraz daha şey yapalım. Ya bence gayet güzel. Nüfusumuzdaki yoğunluk gerçekten tabii ki hala fazla. Ama ona rağmen buralardaki bu açlıklı yollar daha da rahat bir seviyeye getirdi abi açıkçası. Yani bu açlıklı yolun dezavantajı ne? İnsanlar park yolu bulamayacaklar. Park edecek yer bulamayacaklar belki ama ağaçlıklı olması buradaki şehrin değerini biraz da arttıracaktır aslına bakarsanız. Yani size söylediğim gibi deniz kıyısı direkt olarak değer olarak en güçlü değere sahip. Buralarda da direkt olarak zaten ticarethanelerimiz var. Normal bir şekilde değil. Gördüğünüz gibi ikinci, üçüncü seviyelerdeler. Buralara verdiğimiz park değeri, ilgiden hizmet miktarı çok fazla olduğu için de onu rahatlıklı bir şekilde kullanabiliyorlar abi. Bir ufak daha ilkokul sıkıntımız varmış. Bir tane daha ilkokul sıkalım abi buraya. Lisemizdeki durum nedir abi? Lisede an itibariyle yetmiyor. Bir tane kadar daha lise atıyorum. Aynı zaman içerisinde de başkan çıldırdı hocam. Bir tane de size kütüphane sıkayım hadi. 22 bine bir tane de kütüphane sıktım abi. Bir 22 bin daha verin bana. 57 bin onun kredisi varmış. Bir 22 bin daha verin. Bir tane de kütüphane buraya sıkayım. Bir ufak su sıkıntısı var. O sıkıntıyı da şöyle çözelim abi. Şuradan bir ufak su verirsek liseye giden suyu da çözmüş oluruz. Yani eğitim konusu bizim için gerçekten önemli. Çünkü belli bir noktadan sonrasında böyle sanayiler değil. Direkt olarak bildiğiniz gibi tamamıyla plaza çalışanları sayesinde sanayiyle hiç uğraşmadan, etraf kirletmeden, nüfus kalabalığı yapmadan direkt olarak bilgisayar başından kazancımızı sağlayacağız ve buradaki şehri rahatlatmış olacağız abi açıkçası. Abi siz böyle kurulacağınızda normal ev kurulsaydınız ya oraya zamanında. Yani arkadaki kayayı ben size yıktırtırdım. Dert değildi o ya. Bakalım neyse sıkıntı yok. Hocam 22 bin para geldi mi? Geldi. Bir tane kütüphanede şuraya sıkalım o zaman. Nereye sıkalım? Buralara tam denk gelmiyor. Şöyle sıkarsak bir 6-7 tane kadar ev yıkacak ama eğitim daha önemli abi. Kütüphaneyi kullanan varsa sıkıntı yok. Güzel. Geçen hafta 13 kişi kullanmış. Yani 13 kişi için 22 bin dolarlık yatırım bence gayet makul bir seviye. Eğitim bizim için çok önemli. Şakası bir yana. Kütüphane nasıl bir şey abi? Merak ettim. Bir yakınlaştıralım. Sizlere de göstereyim. Yani klasik bildiğimiz Amerikan kütüphanesi. Güneş paneleri falan burada. Bu güneş paneleri tabii ki buranın sadece lambalarını bile aydınlatmaya yetmez de. Öyle göstermelik, sembolik bir şey. Parkımızda, bahçemizde var mı abi insanlarımız? Gayet güzel. Gördüğünüz gibi gerçekten yoğunluğumuz, seviyemiz gerçekten güzel. Bunları da kullanabiliyoruz. Bir an itibariyle bir ambulans, polis bir şey geçti oradan. Onun da sesini duymuş oldunuz. Allah abi otobandaki gelen yoğunluk miktarı oldukça fazla. Şehrin buradaki girişi biraz can sıkıyor açıkçası o yüzden. Abi niye bu kadar duruyorsunuz? Şöyle bir şey yapalım abi. Şunu bir yık. Şunu da bir yık.
Onun için şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle altı şeritli yollardan şuradan bir çıkış alıyorsun. Şunları bir yık abi. Şunları bir yık. Bakalım şimdi. Şöyle bir çift şekilde, yani çift yön olacak şekilde buradan bana bir P çaplı bir tünel çıkıyorsun abi. Sonra geliyorsun bunu böyle getiriyorsun. Şuradan yukarı çıkıyorsun. Şehrin giriş çıkışı tamamıyla buradan olacak. Aynı zaman içerisinde de şehrin direkt olarak diğer kavşak bağlantısı da burası. Bu kavşak bağlantısında o zaman şöyle bir şey yapalım. Senin seviyeni arttıralım abi. Nasıl arttıralım? Şöyle arttıralım. Sen 6 şeritli yollardan ol. Ama bu buraya bağlanmadı. Neden? Şöyle bir yolla bağlasak peki? Ya buradaki tüneli biraz fazla yakından koymuş olduk herhalde. Şunu bir tık geri çek. Bir tık onu geri çek. Ben onu böyle bağlayayım abi yine. Hatta şöyle bir şey yapayım. Şunu da yık abi. Şöyle şunları da bir yık. Bir bakalım şimdi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben sana bir normal bir yol çekeyim. Öncesinde bir sağ bir şekilde. Şimdi. Ben dediğim gibi buna böyle 6 şeritli bir yol atacağım abi. Ama onu nasıl atacağız? Onu nasıl atalım? Şöyle atalım. Otobanları yıkamıyoruz. Şöyle bir tane attık. Abi şurayı boşalt. Şunu acil boşalt. 37 tane ceset varmış burada. Bunları bir al. Bunu cenazelerimizi buradan alalım. Yoksa bunlar gerçekten can yakacak. Yolu buradan bir al. Bunu böyle bağladık. Sonra şöyle bir bağlantı atarsak muhtemelen sorun çözülür. Şuradaki mezarlığımız bir ortadan kalkarsa da onun da direkt olarak değer bağlantısını yaparız abi bu sayede. Şimdi o arada nasıl bir şey yapacağız? Hemen yine bu altı şeritli yolumuzu alalım. Bunu P çapla bir aşağıya bağlayalım. Arkadaş yine parayı bitirdik ya lan bir de. Ver abi de 20 binlik bir borç ver. Şu işi bitireyim yoksa bu iş gerçekten can yakacak. Can sıkacak yani. Onu biraz fazla uzak verdik. Hocam onu bir yık. Sen onu bir yık. Onu biraz daha yakından vereyim ben. Şöyle verirsek muhtemelen sorun çözülüyor. Okey. Şimdi şu altı şeritliyi bağlıyorsun abi. Bunu nasıl bağlıyoruz? Şöyle bağlayalım.
Şöyle bir bağlantı atarsak buranın sıkıntısı çözülür. Ama bunu nasıl bağlayacağız şimdi? Hem onu nasıl bağlayacağız hem de buradaki bağlantı biraz şey oldu. Bunu böyle bağladık. Abi bunu versem böyle bağlayabilir misin? Bağlarsın. Güzel. O zaman mezarlığın boşaltılmasına gerek kalmadı. Valla bayağı yamukça bir yol oldu. Ama lütfen kusuruma bakmayın. Derken şuranın elektriğini de böyle bağlayalım abi. Tamam. Sorun sıkıntı kalmadı. Çözüldü çözüldü. Geldi elektrik. Okey. Geldi geldi abi. Okey. Elektrik de geldi. Buranın suyu da geldi. Sıkıntımız kalmadı. Ama şuranın kavşaklarında şimdi ışık ortaya çıktı abi. Bu ışıkları bir ortadan kaldır. Şuradaki ışığı bir ortadan kaldır. Burada zaten ışık mışık yok. Güzel. Şu anda ne durumdayız abi? Trafik sıkıntısı olarak bir bakalım. %82. Yani kavşaktaki yoğunluğu aldık derken o yoğunluğu götürdük üst tarafa verdik abi. Şehrin buradaki bağlantısı tünel sayesinde rahatladı. Şehrin kendi içindeki sıkıntısını çözdük de. Bunu ben tünele bağlasam. Biz öyle bir şey yapamaz mıyız? Dur bakalım bir deneyelim. Şuradan bir sıkıntı aldık abi diyelim. Hocam dur bir. Ben seni direkt olarak buraya tünele bağlasam sen buradan şehre yürümez misin? Bence yürürsün. Burada ışık ışık yok değil mi? Abi tünelin içinde ışığın ne işi var Allah aşkına yürü. Sanayinin buradaki yoğunluğunu buradan alması lazım ama şurası çok sıkışıyor abi. Yani buraya bir ufak kavşak atabilsem sorun çözülecek belki ama. Yani gördüğünüz gibi zaten giden kamyonların, tırların %70'i neredeyse odun taşıyor abi. Yani bu odun işini benim çözmem lazım. Ama onu nasıl çözeriz? Nasıl çözeriz? Yani dediğim gibi sanayi tarafına buraya ayrı bir direkt olarak köprü atarak burayı düşürebilirim abi. Şu bölgeye, şu orta bölgeye buradan direkt bir köprü atarak bu üst köprü, üst yollarla buranın bağlantısını sağlayabilirim. Ama o bağlantı işte nasıl sağlayacağıma dair en ufak fikrim yok. Yani biraz fazlaya mı kaçtık acaba ormancılık işinde? Odunlarımızı kendimiz yapmadığımız için odunların tamamı ithal geliyor abi. Yani şöyle göstereyim ithalat ihracat miktarlarında. Kirlilik değil abi. Nerede o ithalat ihracat? Yani 3400 kadar ithal geliyor. Gördüğünüz gibi tamamen neredeyse orman ürünleri. İhracatımızın da normal gideni var. Bir kısmı da yine orman ürünleri gidiyormuş. İthalatımız 3400, ihracatımız 1800 abi. Bu iyi bir şey değil. Tüketim toplumuyuz demek oluyor. Bu keyfi kaçıran bir durum açıkçası. Güzel kavşaktaki yoğunluk patladı. Bakalım bir daha bir trafiğe. Trafik şu an %89 abi. Gayet güzel. Kavşakta herhangi bir sıkıntımız yok. Buradaki bağlantıyı da rahatlattık. Buradan bir şehir çıkışına da dur da şöyle bir çıkış atsak rahatlatır mı acaba? Ya da şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey yapsak. Yan yolları bir yık abi. Kaldır ortadan. Şu yan yolları bir yık bakalım. Ortadaki büyük yoldan geldikleri takdirde o zaman bir daha trafik yoğunluğu da ortadan kalkacaktır. Burası çünkü biraz daha geniş bir yol olduğu için buradan giden bağlantı biraz daha rahat bir bağlantıyız. Yol açabilir abi bu sayede. Hatta şöyle de bir şey yapalım. Buradan da direkt olarak bir de çıkışı verirsek bu sanayinin bu çıkışını buradan bir de şehrin çıkışına verebilirsek gayet hoş bir şey olur. Da onu nasıl veririz? Yani buraya direkt tünele bağlanmıyor direkt. Ya da küçük bir yolla veririz. Çıkış o kadar önemli değil çünkü.
Aynen. Bunu bir de tersine çevir abi. Burası çıkış oldu işte. Okey. Şehirden yani buradan da direkt olarak insan alaraktan buradan çıkışa verebiliyorum. Ama bu çıkış neden kullanılmıyor abi? Okey. Burası şimdi kullanılmaya başlandı. Oranın kavşağını bir iptal et abi. Orada ışık mışık yok. Şehrin çıkışında adam tutma. Ya bu sayede buradaki durumu biraz daha rahatlatacaktır diye umut ediyorum en azından. Ki burada bayağı yoğun bir trafik var abi ya. Şuradaki sanayi kaldırsak bize ne kadar? Ne kaybettirir? Kaldır abi burayı. Yıkıl. Sen de yıkıl abi. Kaybolun gidin ortadan. Hadi bakayım. Şu yol ağzında indirme bindirme olmazsa abi gördüğünüz gibi trafik rahatladı. Vallahi da rahatladı lan. Ya ben sanayi öyle bir giriş derken onu kastetmemiştim ama yani. Bu ne lan? Otobanından da şehrin tabelasını görürken trafik başlıyor ya. Abicim buradan da dönüp sanayiye gidebiliyorsunuz. Öyle bir imkan da var. Yani illa bu yolu iptal mi edeyim? Kapatayım mı yolu? Tünelden mi döneceğiniz illa? Lan kavşak kalktı ortadan ya. %91'e çıktı trafik rahatlığı. Ama şurası kilit abi şu anda. Tamamıyla odun getirenlerin hepsi bitti. Buraya getiriyorlar. Okey. Valla trafik sorunu ortadan kalktı. Şehrin girişini biraz rahatlatınca ortada gerçekten sorun morun kalmadı. Hocam o zaman siz sanayi olarak kirli sanayinin tamamı ortadan bir kalksın gitsin bakalım. Abi sen yine de bu şeyi boşalt be. Buradaki bu mezarlığı boşalt. Şehrin girişinde böyle mezarlık hoş olmadı yani. Japon bahçesi. Gel seni de şöyle taşıyalım. Buradaki insanları biraz daha mutlu et. Hocam güzellik salonları falan bunlar da gidin siz de. Hadi bir yol alın bakalım. Buraları şimdi ne atabiliriz abi? Buralarda elektrik melektrik işini de çözebiliriz. Şimdi buraya nasıl bir sanayi atabiliriz? Ya da burayı nasıl temizleyebiliriz? Böyle bir şeyi nasıl çözebiliriz? Boşaltma tamamlandı. Hocam seni de o zaman böyle bir yere alayım ben. Mezarlık olarak biraz daha burada dur. Yani şehrimizdeki durum gerçekten iyi abi. Aşağı yukarı 6.000 nüfusa ulaştık. Herhangi bir şekilde trafik yoğunluğumuz yok. Abi yıkıl git ya ne olur. Valla. Yıkıl git normal şekilde bağlan. Yoksa can sıkacaksın sen yani. Git normal bir şekilde bağlan oradan dolaş. Şehrin girişi kilit oldu resmen ya. Yürü oduncular hadi. Yürü 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 abi. Hiç uğraştırma beni. Buradan giriş çıkışlarla şehre giriş çıkışlarını da rahatlatabilirim ama çift giriş yani bir giriş bir buradan da şehir bağlantısına tek bağlantı muhtemelen yetiyor abi güzel. Sanayinin üzerinden zaten bu şehirde tünel üzerinden giriş çıkışta durum bayağı rahatlattı içinde sıkıntısı kalmadı. Herhangi bir bölgede bir ışığımız var mıdır? Gördüğüm kadarıyla yok. Yani ışıklar durumu gerçekten bayağı kötüye sokuyor. Ama gördüğünüz gibi zaten buranın gelen balansı da şu an itibariyle neredeyse düzelmiş durumda. Şu borçlarımızı da bir ufak ödeyelim. Borçların sayesinde de kurtulursak bir günlük haftalık 5.000 kazancımızı da görmüş oluruz bu sayede. Abi şu şeyi de bir ufak getirtelim şuralara. Bunlar da seviyelerini biraz daha arttırsınlar ki bunlar tek seviyeymiş zaten. Güzel. Ya yani biraz daha mutlu olurlar en azından. Yeterli yakıt yok. Kömür getiremiyoruz. Buraya bir ufak dert oluşturabilir. Güneş enerji santralleri için falan 22.000 nüfus lazım. Petrol santrali atabilirmişiz. Petrol ne kadar getiriyor abi? 120 megawatt elektrik veriyor. Bunların her bir tanesi 40 megawatt veriyor. Yani bunun 3 tanesinden kurtularak bir tane petrolle işi çözebiliriz. O zaman öyle yapalım. Şu petrolü de şuraya attık. Hocam size elveda. Şu elektrik santrallerinden artık kurtuluyoruz. Dur 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 bağladım elektriği dur. Dur hemen 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 unutmayın şimdi dur. Bağladım bağladım yok problem. Petrol santrali üzerinden de tek 120'yi toparlarsak güzel abi. Suyumuzdaki durum nedir? Sudaki durum idare eder seviyede hala daha. Yani çok fazla iyi değil ama kötü de değil abi. O yüzden sıkıntı yok.
Yavangül Apartmanı gördüğünüz gibi dördüncü seviyeye kadar çıkartmayı başarmışız neredeyse. Biraz daha eklemesini yaparsak daha da güzel bir seviyeye gelecektir abi. Yani şehrimiz gerçekten güzel bir hal almaya başladı. Gördüğünüz gibi şehrin tamamı gerçekten artık değerli bir yer, değerli bir araziye düştü. Tabii sanayi arazisi o kadar değerli değil ama olduğu kadar abi, yapacak bir şey yok o kadar. Yakıt hala buna da gelmiyor. Bir ufak problem. Ya buradan yine tünele bağlantı vereceğim de abi, verdiğim takdirde ciddi anlamda sıkıntı çıkarıyorlar ya. Ya da şöyle bir şey yapacağız abi, bir dakika. Şimdi buradan bir çıkıntı aldık abi. Hocam dur, düz gel Allah aşkına. Düz ne yapıyorsun ya? Şöyle bir bağlantı at bakayım buraya. Şurada kavşak mavşak oluşturtma sen şimdi yine. Şu yolu kullanacak mısınız? Onu merak ettim. Yani madem ki sanayiye gideceğiniz hepiniz. Sanayiye buradan düşün. Yok, kimse kullanmıyor abi. Okey, 150 megawatt tekrar gördü. Ne, petrol gelmiyor abi elektrik santraline ya. Bir geliyor, bir gidiyor. Bir geliyor, bir gidiyor. Santralcim, elektriğini alır mısın canım? Güzel abi, şeyinin girişi biraz daha rahatladı en azından. Güzel. Yani burayı kullanırlarsa belki iş çözer. Yani buraya bu kavşağı yoğunluk yapmamak için aslında bıraktım da. Buradaki kavşağı acaba yoğunluk yapar mı? Şu yan yolları da buradan kaldırabiliriz aslında ama neyse, kalsın bakalım. Yani şuralara başka başka şeyler atabilirim abi. Duruma göre buraları kullanılabilir. Ki gördüğünüz gibi an itibariyle üst yolda, yan yollarda kullanılmaya başlandı. Okey. Durum bayağı rahatlamış olur bu sayede. Herhalde, inşallah. Yok. Rahatlamış rahatlamış yani. Renk kör olan arkadaşlar varsa anlayacaklar zaten halimi. Rahatlamış abi, sıkıntı yok yani. Güzel güzel, hiçbir şey yok. Akıyor trafik. Akıyor maşallah. Şöyle bir şey yapayım abi. Ben seni şöyle akıtayım o zaman. Dört değil abi. Bunlar altı şeritli mi? Okey. Şu yolu biraz daha böyle rahatlatırsak sorun sıkıntı kalmaz. Aynen, burası biraz daha rahatlamış olur bu sayede. Buradaki kavşakta elektrik mi, elektrik şey var mı, ışık ışık bir şey var mı? Yok, güzel. Yani burayı biraz rahatlatabilirim de bu sefer buradaki binaların çoğu yıkılacak abi. O sıkıntı oluşturabilir ilerleyen aşamada. Hocam şu yolu seviyesini bir tık arttırtalım ya. Onu nasıl bir arttırma yapabiliriz? Yani senle yapsa durum bayağı karışacak. Otoban yapayım seni o zaman. Otoban bağlantısı yapayım. Seni hızlı hızlı git. Tamam, sorun çözüldü. Okey. Yani gayet güzel. Buradan direkt dirseğe de vurduğumuz için abi, oradan da rahatlıklı bir şekilde oradan trafik sorununu çözmüş olduk. Bu sayede aslında bakarsanız ikinci bölümünde ufaktan sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani biraz değişik bir şey oldu. Biraz değişik bir oynanış oldu. Bu bölüm sadece yollarımızla, trafik sorunumuzu çözmeye uğraştık. Sanayimizin bir kısmını ortadan kaldırdık. Ama muhtemelen sorun çözüldü abi. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Önümüzdeki bölüm tarım sanayisine artık başlarız. Tarım sanayisiyle birlikte de sanayimizi artırarak da nüfusumuzu da artırmaya başlarız. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.